temizliği severim. Yani ya bizzat yapmayı severim, hiç üşenmem. Zaten kendiniz hazırlayınca bir şevk de oluyor temizlik evet, yapmaya. Evet, hadi bakalım şimdi ne? Şimdi bu çok önemli, klozet temizleyici. Efendim? Klozet temizleyicisi yapacağız. O yok burada, niye koymuyorsunuz şuraya prodüksiyondan şu bir klozet temizleyip şurada getirseydiniz? Ha, klozet temizleyicisi. Hadi yapalım. Şimdi bir Türk kahvesi fincanı Arap sabunu var gene burada. Ekliyorum kabağa. Ha. Şimdi bunda karbonat değil boraks kullanıyoruz. Çünkü boraks daha kuvvetli bir yüzey temizleyici. Klozetlerin daha çok temizliğe ihtiyacı olduğu için boraks ekliyorum. Aslında bu da bor madeni. Türkiye'de de en çok çıkan ülkelerden biri. Bizim bir zenginliğimiz bor evet. madeni. Çok çamaşır, da önemli. Evet. Önemli bir şey. Çamaşırda da kullanılıyor. Aslında mantık aynı. Yine Arap sabunuyla nasıl karbonatı karıştırdık? Boraksla karbonatı karıştırıyorum. Evet. Buna bu sefer ama su ilave edeceğim çünkü sprey alacağım. Boraks çocuklar bir tane şey yapıyorlar. Slime diye bir şey yapıyorlar. Oyuncak evet. Oyuncak yapıyorlar evet. böyle bir Aynen. şey oluyor. Bir kere de biz burada yapmıştık. Onun içinde de kullanılıyor. Göz damlalarında da var. Öyle boraks. Mi? Boraks evet hmm. aynen. Zararlı değil. Yani pek çok şeyde kullanılıyor. Kullanılıyor. Evet. Yine bakın o krema kıvam oldu. Şimdi buna uçucuya ekliyorum. Bu sefer okaliptus uçucuyağından ekliyorum. Ondan da çünkü okaliptus da çok güzel bakteri önleyici, evet. virüs, antivirüs. Koklamak evet. isterseniz. Çok güzeldir. Okaliptus çok önemli bir ağaç. Okaliptus şekerleri de yapılıyor. Hani boğaz antiseptik olduğu için hani böyle bir boğazda bir şey olunca bir verirler böyle okaliptuslu bir Ondan şey. Ondan mı adaçayı? Adaçayı. Bir şey soruyor seyircilerimiz. Demin yaptığımız veya bunların içinde yaptığımız davlumbazın üstü böyle pişirmekten böyle hafif yağlı bir şey olur ya. Hı hı. O temizleyiciyle orayı temizleyebilir evet, miyiz? Evet yağları çözer. Limon uçucuyağını biraz daha arttırabilirler. Çünkü o yağ çözücülüğü artar o zaman. Biraz güzel, daha limon uçucuyağıyla onunla silebilirler. Şimdi ne koyduk klozet temizleyicisinin içine? Neler? Baştan hemen gidelim. Boraks. Boraks koyduk. Bir çay bardağı. Bir Türk kahvesi fincanı pardon. Bir Türk kahvesi fincanı boraks. Yarım Türk kahvesi fincanı Arap sabunu. 10 damla okaliptus uçucuyağı. 10 damla adaçayı uçucuyağı. 10 damla da çay ağacı uçucuyağı. Yani bütün antibakteriyel yağları evet. döküyorum. Çay ağacı biliyorsunuz tea tree oil dedikleri. Bu da çok ciddi bir antiseptik Tabii galiba. Tabii sivilce kurutuyor. Yani sivilcenin üzerine basıyorsunuz kuruyor. O kadar kuvvetli çay evet. ağacı uçucuyağı. Şimdi bunu ne şekilde kullanıyoruz? Şimdi buna ben su ilave edeceğim. 3 Türk kahvesi fincanı su. Burada fırça gördüm. Bunu evet. onun için mi getirmiştin? Onu lavabo için aslında getirdim. Ha, tamam, lavaboya şey yaparız ama tuvalet fırçaları da var. İşte. Demek ki bunu bir güzel bir şeyin içine alacağız, geniş bir şeyin. Güzel tuvaletleri, Aynen. tuvalet temizliği gerçekten önemli bir şey. Önemli. Önemli bir şey. Yani herkes girdikten sonra temizlenebilir değil mi Yurdanur? Bu tam öyle çok bir tarif. Önemli. Gerçekten bak, yani bunu şaka yapmıyorum, gerçekten çok önemli. Çoluk, çocuk. Çocuk biri kalkar ben mesela hemen oradan bir antiseptik bir şeyle temizlerim. Hani çok kişi kullandığı zaman veya iki çocuk varsa evde hakikaten dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Başladım ben dökmeye. Tamam, ne döküyorsun? Su da ilave ettim. Su mu bu? 3 Türk kahvesi fincanı su ilave ettim. Seyrelttim. Böyle spreyli şişeye alıyorum. Ha spreyli şişeye alıp pıs pıs yapıyorum. Evet. Bak çoluk çocuktan sonra tam bahsettiğiniz şeyi ben de düşündüm. Ha tabii. Öyle kullanıyorum. Yani bu klozetin yanında durabilir bir dolapta vesaire. Günlük kullanım için şöyle. Tak bakayım onun şeyini. Hemen takıyorum. Ha bu yaptıklarımız ne kadar dayanır? Bunları birkaç ay içinde tüketmeniz gerekiyor. İçine su koyduğumuz için. Yani bunları böyle litre litre yapmayalım. Aylık olarak yapmamız en güzeli. Yani bu kadar yapıp diyelim ki şurada. Bunu sadece klozet değil. Mesela duşakabininizde küfler var. Nemden dolayı baktı tabii. Çok onları iyi. Da giderir. Bak, küvet, duşakabin kenarları. Niye çıkmıyor? Kapı kilitli olabilir kapağı. Bir dakika. Dibine biraz şey koyu gelmiş olabilir. Kapağı kilitli galiba bir dakika. Heh, şimdi çıkıyor. Evet. Diyelim ki klozet. Klozetin içini fırçayla temizlediniz. Mutlaka tahtasını da yani bunu biliyorlar benim söylememe gerek yok da. Hani mutlaka diyelim ki şurası kenarı oturması. Mutlaka oraya da elinize bir eldiven geçirerek onu arkasını önünü mutlaka güzelce temizleyip kurulayıp devamını hani herkes girdikçe tabii şeye de bağlamamak lazım orada çılgınlığa da bağlamamak lazım ama
evlerimizde tabii ki daha tertemiz. Ama çoluk çocuğun olduğu ortamlarda bu işler hassas işler. Temizlik önemli sağlıklı olmak için. Evet. Bunu buyurun. Susuz yapıp yine demin yaptığımız gibi siledebiliriz krem formunda. Hı hı. Ama suyla olduğunda dediğiniz gibi her yere sıkmak çok pratik. Geçelim sonraki. Şimdi pratik lavabo temizleyicisi yapıyoruz. Heh. Yine bu lavabo olur, evye olur, anlık yapılabilecek, çok kolay. Hani en ben yapamam diyen bile bunu çok kolay yapabilir. Bir çay bardağı yine beyaz sirkemiz var. Beyaz sirke. Evet. Döküyorum. Sonra yarım çay bardağı da karbonat. Karbonat koyuyorsun. Ne kadar? Evet, yarım çay bardağı. Bire bir buçuk gibi oran. Biraz köpürecek. Allah. Ben sizi takip ettim mi Yıldız? Karbonatla benim bu çok fazla yaptığım döktüm. Mesela bazı mutfak tezgahına falan ikisini karıştırır yapıveririm. Köpürür bu. Karbonatla sirke daima köpürür. Evet. Lavabonun içine bunu anlık da yapabilirsiniz. Böyle birer kaşık gibi. Evet. Bunu ben direkt beherde yapıp sonra kavanoza koysam daha iyi olacakmış. Olsun. Biraz çabuk olsun dedim ama. Olsun. Tamam. Yani bu şekilde sonra bunun içine yine uçucu yağ ilave ediyoruz. Neyi ilave ediyorsun? Limon. Yine koyuyoruz. Yağ için ve çay ağacı. Altışar evet. Damla. Lavaboların da temizliği çok çok önemli yine banyoda. Evet, çay ağacı yağı yine antiseptik olduğu için kullanıyoruz. Limonu da yine yağ çözsün diye kullanıyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama sakın kimse gülmesin. Şimdi ben bunu yaparsam bundan yanıma küçük bir şey de alacağım fısfısta. Çocuklarla gidiyoruz ya orada burada böyle tuvalete gireceğim böyle ben pimpirleniyorum. Tamam, tık 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 sıkıyorum orada. Gel yavrum otur. Sonra tekrar siliyorum. Kim gelirse otursun. Aslında iyi bir şey böyle şeyler. Gerçekten iyi bir şey. Bazı yerlerde hani AVM'lerde falan nispeten daha temiz oluyor ama bazı yerlerde de hakikaten keşke yanımda bir şey olsa falan duygusuna kapılıyorum. Bir ıslak mendil oluyor. Benim gibi olan var mı içinizde? Ben. Hadi canım. Ben Yurdanur. De tabii o Allah'ın emri. Evet. Başka var mı? Ülkü. Ülkü İçkale biraz sonra bizimle olacak. Sen pek. Ne kullanmamaya? Ne kullanmamaya çalışıyorsun? Klozet tuvaletleri. Gitmemeye ha, dışarıda gitmemeye ama o doktorlar onun iyi bir şey olmadığını evet. söylüyorlar. Evet. Şimdi buyurun. Karbonat ve sirke bir arada kullanmadan önce şöyle hafif çalkalıyoruz. Lavaboya döküyoruz, fırçalıyoruz ya da bezle siliyorsunuz ama evet. şu fırçayla çok rahat oluyor. Evet. Özellikle evyede biriken çay kahve lekeleri için çok iyi oluyor. Getir bakayım, dök bakayım azıcık. Heh. Biraz şöyle kaşıkla dökeyim. Masanızı da temizliyorum. Yani böyle bir fırçayla yapabilirsiniz. Ama ben daha çok süngerli şeyi severim. Şöyle şöyle. Süngerin temiz yüzeyiyle belki şöyle alabilirsiniz. Bakayım masanızda ne kadar kir var. Masamız temiz duruyor. Bak. Sakine. Temizledik zannediyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Ya hakikaten... Şu beyaz da çok iyi sildiğimizi kiri gösterdi. Sonra da tabii ki duru bir bezle duruladıktan sonra kurulayın. Evet. Pırıl pırıl olsun evyeleriniz, lavabolarınız. Evet. Evet, buyurun.